de güzel öterler. Seher vakti bülbüller ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler. Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren la ilahe illallah. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren la ilahe illallah. Akşam olur giderler, boyun büker çiçekler. Akşam olur giderler, boyun büker çiçekler. Kim bilir ne söylerler, feryat eden bülbüller. Kim bilir ne söylerler, feryat eden bülbüller. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah. Sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen, sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen, o alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi ki? O alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren la ilahe illallah. Aşık derviş ne söyler, söyler de kimler dinler? Derviş aşık ne söyler, söyler de kimler dinler? Bu yollar Hakk'a gider, gidenler rahat eder. Bu yol Hakk'a doğru gider, gidenler rahat eder. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren dertlere derman Allah. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa
la ilahe illallah. Efendim, kıymetli dostlarımız, kıymetli izleyicilerimiz, hepinizi sevgi, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Ramazan-ı Şerif'in artık son günlerine doğru hızlı bir şekilde ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ne doğru hızlandığımız, bereketlendiğimiz, feyizlendiğimiz, gıdalandığımız o mübarek Ramazan-ı Şerif'e yavaş yavaş artık elveda demeye başlayacağız. Biraz hüzün var, biraz keder var. Ancak yine Rabbimize ne kadar hamdü senalar etsek azdır ki buradayız. Okuyabiliyoruz, konuşabiliyoruz, dinleyebiliyoruz, sohbet edebiliyoruz. Siz dostlarla karşılıklı bu programları yürütebiliyoruz. Buna çok büyük bir hamdü sena gerekir. Çok büyük bir teşekkür getirir, gerektirir aslında. Dolayısıyla bu programda yine güzel bir eserle seher vaktinin, o sahur vakti, seher vakti aynı ifade efendim, güzelliklerini açıyor. Canlıların hayata döndüğünü, nebatatın hayata gözlerini açtığı, kuşların zikrettiği, semavatın yerdeki ve gökteki bütün mevcudatın Allah'ı andığı o güzel dakikalara dikkat çekiyor. Onlar kadar daha da önemli, sahur vakti kadar önemli, iftar vakti de çok önemli. Çok güzel, feyizli ve bereketli günler, dakikalar. Dolayısıyla birbirimiz için, memleketimiz için, birlik ve beraberliğimiz, diriliğimiz için, Allah rızası için şu saatlerde dualar edelim. Efendim, büyüklerimize, devlet başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza dualarla destek olalım. Ve onların her zaman yanında olduğumuzu hissettirelim. Çünkü onlar da bizim yanımızda. Bu akşam misafirimiz kim? Bursa'mızın çok güzel semti, Yıldırım semtimizin belediye başkanı, çok kıymetli bir başkanımız Oktay Başkanım. Hocam, başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız Sayın Başkanım? Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah. Rabbim iyilik versin. Cümlemize. Hastalığı yine atlattınız. Hastalığı geçmiş atlattık. Olsun. Çok şükürler olsun. Allah herkese şafi ismiyle şifalar nasip eylesin diye de dua ediyoruz. Amin inşallah. Sizleri de uzak eylesin, bere eylesin. Amin. Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Ben geçtiğimiz Ramazan ayında bu hastalıkla karşılaştık. Evet, değil mi? Siz ilk karşılaşanlardansınız. İlk karşılaşanlardan. Hamdolsun iyiyiz. Çok şükür. Bugünümüze şükür. Eyvallah. Tabii yine tabii elden bırakmamak lazım hiçbir tedbirleri, zaman. Tedbirleri değil mi başkanım? Tabii. Tüm hemşerilerimizi de buradan hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Eyvallah. Ramazan'ı tebrik ediyorum. İnşallah rahmeti, bereketiyle bizlere sağlıklı günlere ulaştırır diye de Rabbimden niyaz ediyorum. Eyvallah. Sayın Başkanım, ayağınıza sağlık. Yoğun bir tempo. Biliyorum ki çok yoğun bir vatandaşlarla pandemi döneminde de olsa olmasa da görev devam ediyor, vazife devam ediyor. Zaman ayırdınız, bize geldiniz. Ramazan nasıl geçiyor? Nasıl bereketleniyoruz? Tabii Ramazan'ın bir yönü de belki paylaşmak. O anlamda belediyeler açısından bilhassa bu yönü daha güçlü. Tabii Ramazan ikliminin, kültürünün yaşandığı iftar sonrası programlar olmuyor pandemi vesilesiyle. Ama bu süreçte de ekonomik sıkıntıyla da karşılaşan hemşerilerimiz var. O anlamda yakınları gidip gelemediği için düşkünlerimiz var. Evinde tabii yemek yapamayan düşkünlerimiz var. Evet. Onun için Ramazan birlik zamanı deyip bize ihtiyaç duyan tüm hemşerilerimizin, büyüklerimizin yanında olmaya gayret ettiğimiz bir ay. Rahmetinden, bereketinden en azından bu şekilde istifade etmeye gayret ediyoruz. Eyvallah. Bu Ramazan. Tabii. Bir de pandemi dönemi de girdiği için bazı şeyler de kısıtlandı. Mesela Ramazan etkinlikleri Yıldırım Belediyesi'nde çok şahane, o bayrak alanında o kadar güzel etkinlikler yapılıyordu. Planlar, projeler yapılıyordu belki ama işte bu Covid meselesi
aslında bütün planları alt üst etti Sayın Başkanım. Öyle oldu. Ama tabii biz mevcut durumdan da o anlamda vazife çıkararak daha çok kişinin kendiyle hemhal olmasına bir imkan tanıyor aslında. Her kriz bir fırsattır gözüyle değerlendirmek lazım. Hani ticaretteki belki, gibi değil mi? Evet. Artık insanımızın ailesiyle, çocuklarıyla çok daha fazla vakit geçirebileceği bir dönem. Nefis muhasebesi yapacağı bir dönem. Evet. Biraz bu yönüyle de belki şükretmek lazım. Doğru, doğru başkanım. O anlamda hem tedbir için önemli bir adım bu. Ama sadece tedbir değil, o ev ahalisiyle birlikte olmanın da getirdiği bir nimet olarak da değerlendirmek gerekir bu süreci. Çünkü zaman hızlı akıyor. Biz çok hızlı yaşıyoruz. Tabii. O anda bir bakıyoruz ki çok yıllar geçmiş, ömür bitmiş ama kendi yakınlarımıza vakit ayıramamışız. Kendimizle yüzleşememişiz. Bilhassa siyasetçiler değil mi başkanım? Kesinlikle yani öyle. Siz o konuda epey çocuklar, aileniz muzdariptir ama bizim gibi sanatçılar da aynı durumdayız başkanım. Yani ne iftarımız var ne efendim bir iftar yemeği toplu bir yemeğe davetimiz var. Ya mı bir etkinlikteyiz ama tabii siz de vatandaşa hizmet, hakka hizmet düsturuyla yola çıkan bir siyasetçi olarak tabi bunun gerektirdiği şeyleri de yerine getiriyorsunuz. Bir sorumluluk aslında. Kesinlikle biz bundan şikayetçi değiliz o anlamda. Tabii. Hamdolsun böyle bir şehirde hizmet etmek, aziz milletimiz hizmet etmek bizler için büyük bir onur. Bundan asla şikayetçi değiliz. Her nimetinde bir külfeti oluyor. Tabii. O anlamda Rabbimize ne kadar hamd etsek az. Bu sorumluluğun verdiği, bu ulvi vazifenin verdiği enerjiyle de hem vakit buluyoruz bir şekilde ailemizle ilgilenmeye, aynı zamanda da hemşehrilerimizle bir araya gelmeye de gayret ediyoruz. Yani bilhassa bu süreçte evinde sıcak yemek imkanı var fakat sıcak yemek yapamayan büyüklerimiz var. İşte kendisi kenar mahallede oturuyor. Oğlu başka bir ilçede, kızı başka bir ilçede oturabiliyor. İletişim kuramıyor. Evet, iletişim kuramıyor bu süreçte. Evet. Yanı başında olamıyor. Bunlara sıcak yemek götürüyoruz. Günlük, her akşam. Günlük her, yemek. Evet, günlük yemek götürüyoruz. Planlarımız. İhtiyacını soruyoruz. Başka bir ihtiyacı var mı? Bir talebi var mı bizden? Bu büyük bir değer bizim için. Tabii. Onu hazır lezzeti yeter değil mi başkanım? Elhamdülillah. Yani sizi... Mesela ben birkaç medyada da gördüm işte birkaç ev hane ziyaretine gittiğiniz zaman bakıyor ki yani şehrimizin belediye başkanı bizim kapımızı çalıyor. Bize değer verip evimize geliyor. İftar sofrasında oturup bir şeyler yiyor. Eskiden beri özlediği şeyleri tahakkuk etmesi aslında vatandaşın açısından da çok önemli. Tabii biz bu işin manevi boyutuna da bakıyoruz. Manevi verdiği lezzet hiçbir şeyin önüne geçemez zaten. Kesinlikle. Bizi motive eden, mesela mekanlara ruh veren, insanın kendisi oranın kullanıcısı, muhatabı. O anlamda biz vatandaşımızı mutlu edebiliyorsak, işte bir kütüphane yaptık. Kütüphanenin güzelliği çocukların oraya olan teveccühü aslında. Böyle bakmak lazım. Belediye başkanlığının da teveccühü, burayı ulvi kılan yer, vatandaşın duasını alabilmek. Tabii. Bu anlamda mutluluk verici işler bunlar hamdolsun. Sadece o noktada değil, işte mesela iğne vurulacak, enjeksiyon olacak. Bu anlamda akşamları sağlık ocaklarının kapalı olduğu dönemlerde, hafta sonları, tatil günlerinde onların enjeksiyonlarını yapmaya, sağlık hizmetlerinin noktasında da destek olmaya gayret ediyoruz. Evlerinde hizmet. Tabii. Buna da gayret ediyoruz. Evet. Ne kadar güzel. Tabii geçmiş zamanda bunlar hayal gibi geliyordu insanlara yani. Gerçekten öyle başkanım evet. Şimdi. Hayal gibiydi. Bir ayağımıza kadar bu hizmet gelecek. Oturduğun yerden ilaçların ayağına gelecek. Ders kitapları önüne gelecek. Efendim maaşlar otomatik olarak hesabına yatacak. Kuyrukta beklemek yok. İlaç kuyruğunda beklemek yok. Yani... Bunlar birçok büyük nimet. Bilhassa 2000'li yıllardan sonra tabii Türkiye'de hayat standardı hamdolsun çok yükseldi. Dolayısıyla talepler çeşitlendi, ihtiyaçlar değişti.
Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı dönemiyle beraber 8-5 belediye başkanlığı dönemi de kapandı. O anlamda artık 7-24 hizmet veren bir modele başlandı onun örnekliğinde. 2000'li yıllardan sonra da bu süreç gittikçe ivme kazandı. Hal öyle olunca da hayatın birçok noktasında dokunmak durumundasınız. Evet. İşinizin bu olduğunun farkındasınız. Bunlar güzel şeyler. Hayat standardımızın yükseldiğini, imkanlarımızın genişlediğinin bir göstergesi. Her ne kadar zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşasak da birey olarak, toplum olarak ama şöyle 20 yıl öncesiyle, 30 yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda birçok alanda çok iyiyiz. İşte okulla ilgili değil mi? Eskiden ya, kitap paranız da olsa almakta zorluk çekerdiniz. Başkanım, kitap yoktu. Bir üst sınıftaki şimdi, abilerin kitaplarını almak için sıraya giriyorduk. Evet. Ya, gerçekten öyle yani. Biz yaşadık bunları. Ama şimdi devlet bütün imkanlarıyla kitap bulmak ne hakkımıza. Bir de eski kullanmış, o da başka bir üst sınıftan almış o kitabı. Artık kitabın böyle çevrilecek sayfaları deforme olmuş. Şimdi bu imkanları gençliğimiz aslında bunlardan bir haber. Aslında bunların tekrar hani temcit pilavı gibi ortaya çıkarmak gibi algılanmasın. Çünkü hani Z kuşağı, X kuşağı diyoruz. Bunlar görmedi bu çocuklar bunları. Şükür ki görmediler. Yani evet. Bunun için ne kadar şükretsek az. Ya şükür o tabii o yönü de öyle iyi ki görmediler ama mukayese yapmaları açısından, elindeki değeri bilmesi açısından da geçmişi kurcalamalarıyla. Muhakkak. Geleceğe güvenle bakmak için geçmişi de okumak gerekiyor. Tabii geçmiş dönemlerde belki biz biraz daha krizleri yönettik. Evet. Çünkü yeni şehirleşen bir toplum, bilhassa bir belediye başkanı olarak karşılaşan en büyük konulardan bir tanesi belki imar ve kentleşme sorunları. Çok bir de büyüyor başkanım. Herkes basımımızı sokacak evimiz olsun diye şehirlere geldi. Yeter dedi, biz şehirli olduk. Ama şimdi yeni kuşakla beraber talepler değişti. Yani evimiz olması, başımızı sokacak bir yerin olması yetmez. Yetmiyor biraz daha. Park olması lazım. Çıtayı yükseltiyor. Evet, parkımızın olması lazım. Evin doğalgazlı olması lazım. Konforlu olması lazım. Ulaşımı kolay olması lazım. Otoparkı olması lazım. Okula yakın olsun gibi talepler oluştu. Hamdolsun bu hakikaten bizim nereden nereye geldiğimizin en önemli göstergesi. Bu krizleri belki aştık ama şimdi fırsatları yönetme dönemi. Evet. Gençlerimiz elindeki fırsatları çok iyi değerlendirmeli. Biz o günlerde belki krizlere şükretmek, sabretmek, onlarla mücadele etmek durumundaydık. Ama bugünün genç kuşağı elinin altında çok ciddi imkanlar var. Teknoloji gelişti. Teknoloji gelişti. Ailelerin ekonomik durumları geçmişe göre çok iyi, rahat ortamlar. Aynen. Fırsat var. Bu fırsatları nasıl yönetecekler? Bu da onların kararı. Evet. Bizim bir uyumayan kütüphanemiz var. Şubat ayında açılışını gerçekleştirdik. Genelde böyle Z kuşağı ile ilgili işte genç kuşak okumuyor, etmiyor vesaire eleştiriler yapılır ya. Hamdolsun çok güzel bir kütüphane yaptık. Bursa'nın en güzeli belki. Ama burayı güzel kılan sadece mimarisi değil, çocuklarımızın buraya olan teveccühü. İlgi alakası. Biz aslında baştan şunu düşündük. Dedik herhalde genelde üniversite hazırlanan çocuklarımız gelir. Yo, çok ciddi anlamda kitap okuyan gençlerimiz de var. Demek ki yapınca oluyor değil mi başkanım? Oluyor ve evet, gençlerimiz okuyor, araştırıyor. Evet. Buraya ilkokula giden çocuklarımızın da teveccühü var. Tıpta uzmanlık sınavına hazırlanan büyüklerimizin de, yani bir annenin de istifade ettiği var. Biz herkes burada, mi hitap ediyor yani? Herkes kütüphaneye hitap girdiğin ediyor. Zaman evet, herkes gıdasını alıyor. Evet. Demek ki ya yani bilgiye, teknolojiye gençlerimiz ilgi gösteriyor aslında. Birçok alanda bu fırsatı değerlendirdiklerini düşünüyorum. Eyvallah. Başkan bir ilahi okuyalım mı? Evet. Var mı istediğiniz, böyle özel istediğiniz bir şey yoksa sıradan sıradaki eseri dinleyelim inşallah diyorsunuz evet, inşallah. Gene arzu ederseniz okumaya çalışırız. Buyurun arkadaşlar. Thank you.
aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Bin canlar da feda olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Ravza'da buluştur bizi, rüyada görüştür bizi, Ravza'da buluştur bizi. Mevla ümmet eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. 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 Yüreğinize sağlık. Sağ olun başkanım. Hicaz makamı gönülleri yakan bir eser ve yakan ilahi. Efendimiz'e duyduğumuz muhabbeti dillendiren bir eser. Gerçekten biz de seviyoruz. Yani siz nasıl başkanlığı seviyorsanız, halkı vatandaşı seviyorsanız, azimle gayretle çalışıyorsanız, başkanım biz de ilahileri, ilahiler de bizi seviyor herhalde.
Evet. Böyle bir birliktelik ortaya çıkıyor. Evet. Tabii bedeni beslemek kadar ruhu da beslemek icap ediyor. Değil mi? Onun için musiki, müzik o anlamda belki bizi yenileyen format atan. Dediğiniz çok doğru başkanım. Hani dünya meşgalesi, dünya telaşesi içerisinde tabii mecburuz biz bir işler yapmak zorunda yaşadığımız için. Fakat işte musiki de, bunu her musikinin diğer alanları da, meşru dairedeki olanları kastederek, insan ruhunu zenginleştiriyor, insanı güzelleştiriyor. Musikinin olduğu mekan veya ruhlar biraz daha hoşnut oluyor. Tasavvuf musikisi olunca beslediği eserler, güfteler onun altyapısını oluşturuyor. Dolayısıyla ulvi bir aydayız, Ramazan'dayız. Ramazan'da da herhalde ilahi okumak yakışır değil mi başkanım? Evet, kesinlikle o anlamda. hem Efendimiz'i hatırlamak. Ya. Tabii. O anlamda. Peki başkanım önemli. Şimdi Ramazan'da bir gününüz nasıl geçiyor başkanım? Ne yapıyorsunuz? Tabii şöyle, şu son günlerde de kısıtlamaları da olduğu dönemi biz fırsat bildik. Tabii. Şimdi bizim bir kurum olarak belediyemiz var. Bir de ilçemiz var. 660 bin nüfusluk. 660 bin. Evet, 660 bin nüfusumuz var. Yani 30-40 tane ilden büyüksünüz. Evet. o anlamda şunu yaptık. Biz genelde belediyede durmamaya gayret ediyoruz. Dışarıda vatandaşımızla hemhal olalım, gezelim. Evet. Tabii bu süreçte yine esnafımız kapalı belki ama bireysel ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Ama daha ziyadesiyle kurumsallaşmamızla ilgili müdürlüklerimizi gezelim dedik. Bilhassa şu günlerde vatandaşımız çok sık gidip gelmiyor belediyeye. O anlamda tek tek böyle zaman zaman kendi kurumumuzu da gözden geçirelim. Kendi içimizde bir yenilenme, evet, değil mi? Yenilenme yapalım arkadaşlarımızın dertlerine. Vatandaşın derdiyle dertleşiyoruz ama çalışanlarımızın da derdiyle dertleşmemiz gerekiyor yol arkadaşlarımızla. Farklı bir yaklaşım olmuş gerçekten. Hep çünkü sizin vatandaşlarımızı dertlerini dinleyen bir ekibiniz var. Bir de o ekibin dertlerini dinleyen bir başkan var. Ne kadar güzel ya. Ben bir orada memur olsam gerçekten mutlu olurum yani. Başkanım gelip benim karşımda oturup bir çay içerek veya eyvallah, işte sohbet ederek sıkıntılar nelerdir, neler yapıyoruz. Evet. Çok hoş bir davranış. İşte, müdürlerimizle zaman zaman bir araya geliyorduk veya sahada karşılaştığımızda personelimizin hatırını soruyorduk ama böylelikle birim birim de o anlamda arkadaşlarımızla dertleşmiş oluyoruz. Kurumsal olarak varsa yapmamız gereken şeyler, onları yapmaya gayret ediyoruz. Tabii bu Ramazan pandemi dolayısıyla da vatandaşımızın da bir takım ihtiyaçlarının artması sebebiyle de sosyal destek çalışmalarımıza ağırlık verdik. İşte hem sıcak yemek ikramlarımız olsun, hem belirli bir merkezimizde gelip yemek almak isteyenlere yaptığımız hizmet olsun, hem de gıda yardımlarımızla 10 bin civarında ailemize ulaştık Ramazan ayı içerisinde. Yine bu süreçte işte sağlıkla ilgili sıkıntısı olan hemşerilerimize işte evde sağlık hizmeti vermeye gayret ediyoruz. O anlamda tabii sürecin yönetiminde filyasyon ekiplerimize, denetim ekiplerimize destek oluyoruz. Ve bir yandan da bütün bunları dışa dönük yaparken de arka planda da projelerimizi hızlandırmaya gayret ediyoruz. Çünkü biraz da fırsat doğuyor. Onlarla ilgili çalışma fırsatları oluyor. Bizim ikinci yılımız tabii. İki yıl belki çok uzun süre, belki de kısa bir süre veya kimilerine göre çok uzun bir süre, kimilerine göre çok kısa bir süre. Ama bir yönetimde, belediye yönetiminde iki yıllık süreç projelerin ancak vücut bulacağı bir süre gibi başkanım. Süre. Çünkü kurumu daha yeni tanıyor, evet, tanıyabiliyorsunuz veya çevreyi. İlk yıl tabii kurumu tanımayla, bir projeksiyon ortaya koymayla tabii geçti. Plan, proje. Hem
kendi disiplinimizi oluşturduk o anlamda. 2020'de dedik vatandaşımız öncelikle ne istiyor onu sorduk. Ona ilişkin Fen İşleri yılı ilan ettik ve onun günlük yaşamını kolaylaştıracak, günlük konforunu artıracak, yaşam konforunu artıracak işler yapmaya gayret ettik. Yani asfalttır, kaldırımdır, çevredir, temizliktir, parkıdır vesaire. Veya işte pandemi süreciyle beraber sosyal destek çalışmalarıdır. Ama işin mutfağında biz vaatlerimizi, taahhütlerimizi yerine getirmek adına projelerimizi, ilçenin genel ihtiyaçlarını karşılamak adına ciddi anlamda hazırlıklar yaptık. Bakanlıklarımızla görüştük, büyükşehirlerimizle çalışmalar yaptık. Kendi içerimizde plan süreçlerini gerçekleştirdik, tahsisleri vesaire gerçekleştirdik hamdolsun. Bunların hazırlığını bitirdik ve dedik ki 2021 bizim atılım yılımız olacak inşallah. İnşallah. Nedir atılım yılı? Projelerimizin vücut bulacağı, vücut bulmaya başladığı bir yıl olacak. Yani bu yıl işte temel atmalarımız, projelerimizin başlangıcı olacak inşallah. Çünkü şu anda 3. yılımıza girmiş bulunduk. Bu işi 4. yılında... Nice 3, 4'ler, 5'ler başkanım. Isınmışken, böyle hareketlenmişken devam edin. Eyvallah. Götürün inşallah. İşte 4. yılda da bu işleri bitirmeniz gerekiyor ki seçim döneminde evet biz şunları taahhüt ettik, bunları da yerine yaptık getirdik, diyebilelim. Yaptık. Tabii. Hem fiziki projeler, hem vatandaşımızın gönlüne dokunacak, günlük yaşamımızı rahatlatacak projeler yapıyoruz. Sadece taahhüt ettiklerimizde değil, ilçenin genel ihtiyaçlarını da baz alarak, onlardan gelen talepleri de dikkate alarak bir yol haritası çıkarıyoruz. Yani Yıldırım Belediyesi olarak da şöyle bir sıkıntınız var, çok da göç alıyorsunuz değil mi? Evet, o anlamda belki Bursa'nın... O sıkıntı gelmeyin desen bir türlü, gelin desen bir türlü nasıl çıkılacak bu iş içinde? Şöyle ifade edelim, Yıldırım Bursa'nın en yoğun ilçesi. Nasıl? İkinci büyük ilçesi Osman Gazi'den sonra 660 bin nüfusla. Ama bizim yüz ölçümümüz Bursa'nın en küçük... Osman Gazi'den de fazlasınız. Çok. Yok. Yüz ölçüm olarak Bursa'nın en küçüğüyüz. %1'ine tekabül ediyoruz. Evet. %1'ine? %1. Ama nüfus olarak %23'üne evet. Tekabül ediyoruz. O orantıda yani siz daha fazlasınız. Evet. En kalabalık ilçeyiz o anlamda. Yani alan küçük ama alan nüfus küçük. Fazla. Evet. Dar alanda paslaşma. Dar alanda diyorlar. Paslaşıyorsunuz. Evet. ama... demografisi güçlü bir yer. Yani Anadolu'nun bütün güçlü mozaiklerini... Mozaikler var. Balkanların, Kafkasya'nın tabii. Güçlü mozaiklerini barındıran bir yer. Biz şuna inanıyoruz. Bu güçlü motiflerimizden, değerlerimizden aldığımız enerjiyle karşılaştığımız bütün güçlüklerin üstesinden geliriz evvelallah. Tabii vatandaş sizi sevdikten sonra başkanım zaten kabul görüyor yaptığınız her şey. Birlikte beraberlikle bu işlerin altında kalkacağımız bir şey yok zaten. Kesinlikle. Birlik ve beraberlik işin besmelesi, bizim en büyük sermayemiz diyoruz. Tabii. Yani bir ilçedeki yaşanılan sıkıntılar sadece ilçe belediyesinin çözeceği konular olmuyor. Tabii sizi aşan konular var başkanım. Büyükşehirin, bakanlıkların, evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konuları var. Hamdolsun o sinerjiyi yakaladık. Hem ortak akıl oluşturmaya vatandaşımızla gayret ediyoruz. Yani bir yerde bir iş yaparken telefonla anketler düzeltiyoruz. Burada böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Vatandaşın fikrini alıyorsunuz tabii. Değil mi? Sizin kanaatiniz çok nedir? Çok güzel. Bu çok önemli. Tabii. Hem de yapacağımız işleri üste dönük de paylaşıyoruz. Yani büyükşehirin yapacağı bir iş varsa belediyede biz o anlamda kendimizi işin merkezinde görüyoruz belediye olarak. Evet. Diğer devlet kurumlarıyla da vatandaşımızla da. Hizmetlerin başka kaynaklardan içimize gelmesine gayret ediyoruz. O anlamda yeni kaynaklar oluşturmuş oluyoruz. Yani bir kaynak çeşitliliği yaratmış, oluşturmuş oluyoruz. Milletvekillerimizin desteği, biz mesela iki tane kanun çıkardık. Birisi doğalgazla ilgili bir kanun çıktı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Bizim milletvekillerimizin desteğiyle bu en çok Yıldırım'da oluşan bir beklentiydi. Yine imarla ilgili bir beklentimiz vardı. İmar kanunu değişikliği ile ilgili. Hamdolsun bunu da başardık. Çözdünüz. Bizim belediyede çözdüğümüz konu değil ama mecliste çözeceğimiz bir konu. Bakanlığımızın desteğinin olması gereken bir konu. Sınırları aşan konular oluyor tabii ama ki. Ama bizlerin çalışmasıyla ama oraya anlamda, kim getirecek başkanım o işi? Hamdolsun. Yani o kapıya kadar birilerinin getirmesi. Evet. Siz tabii o talepleri alıyorsunuz, vatandaşın taleplerini. Üst meclilere
taşımak da önemli olan. Yani sümen altı eskiden sümen evet. altına koyardı her şeyi. Orada kalırdı. Böyle bir şey yok. Bir gayret var. Bir çalışma var. Bir azim var. Dolayısıyla vatandaşa hizmet anlayışı kesinlikle var. Kesinlikle 2 yıllık bir süreçte bütün bunları çözüme kavuşturmak büyük bir başarı tabii. bence. Evet. Tabii bunlar yetmiyor. Yani kanun çıktı da ne oldu? Asıl iş bundan sonra başlıyor. Uygulaması var. Uygulaması var bu işin. Onlarla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Onun için hem bunlar hep gözde görülmeyen çalışmalar ama ciddi çalışmalar. Ama bir yandan da bunların hayat bulması, vücut bulması gerekiyor. Ona da artık bu yıldan itibaren de bu hazırladığımız planların, projelerin, altyapıların vücut bulacağı bir yıl olacak inşallah. İnşallah, hem inşallah. Dönüşümle ilgili işte hemen bayramın akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un katılımıyla beraber bir hem yıkım töreni gerçekleştireceğiz, hem temel atma töreni hem gerçekleştireceğiz. Hem yıkacağız hem yapacağız diyoruz. Yıkacağız. Mevlana Mahallesi'ne dönüşüm yapıyoruz. Oradaki 300'ün üzerinde dairenin yıkımını gerçekleştireceğiz. 300 daire. Evet. Burada yıkıyoruz ve yenilerini yapıyoruz bulunduğu mekana. Bunu gerçekleştireceğiz. Vakıfköy Kent Parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Ben onu soracaktım da eserden sonra sorayım dedim başkanım. Çok devasa büyük bir proje o yani. Evet, 225 dönümlük bir alanda. 225 dönüm ne demek yani? Herhalde biz artık batıdan doğuya doğru gelecek vatandaşlarımız. Çok daha fazla alan kazandıracağız inşallah. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin temelini atacağız inşallah. Orada arkadaşlarım şu anda afiyet çalışması yapıyorlar. Onun temel atmasını gerçekleştireceğiz. Muhtemelen Gökdere Millet Bahçemizin de temel atmasını gerçekleştireceğiz. Evet, Gökdere'de de bir çalışma böyle var. Böyle yıkım, temel atma ve açılış törenlerini bir arada yaşayacağız inşallah. Yani önümüzdeki yıl o zaman heyecanlı böyle bir günler bizi bekliyor evet, diyelim. Evet, yani atılım yılı derken inşallah. Bunları kastettik. Tabii ki. Ve o anlamda Yıldırım'a 1,5 milyon metrekare aktif işli alan kazandırıyoruz bu dönemde. Çok bizlerin, güzel. Büyükşehir'in veya bakanlığımızın desteğiyle, katkısıyla. Burada hem böyle 200 dönümlük, 600 dönümlük, 100 dönümlük, 50 dönümlük büyük kent parklarıyla beraber mahallelerimize 300, 500, 1000 metrelik, 2000 metrelik mahalle parkları da kazandırıyoruz. Evet, mahallelere dediği. Tabii o sömtin vatandaşlarının hizmetine sunmak üzere kendi bölgesinde vatandaşlar eğlenecek mesela. Kesinlikle. Akşamları değil mi? Yeşil alanlar. Nefes alacağı, çocukları tabii. Parkta sallayacağı alanlar oluşturuyoruz. Evet. Evet, bir eser okuyalım mı başkanım? Memnuniyetle tabii. Buyurun. Tamam. Sekiz bin aleme rehber olan Muhammed, 33 bin serdara rehber olan Muhammed, 18 bin aleme rehber olan Muhammed, 33 bin ashaba serdar olan Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala, salli ala Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala, salli ala Muhammed.
geceleri uyumaz tilavetli Muhammed. Gariplere, yetimlere mürüvvetli Muhammed. Geceleri uyumaz tilavetli Muhammed. Gariplere, yetimlere mürüvvetli Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala, salli ala Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina cennet sahibi mürüvvetli Muhammed. Demlilerin dermanıdır, hasretidir Muhammed. Sekiz cennet sahibi mürüvvetli Muhammed. Gariplere, yetimlere sehavetli Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala, salli ala Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Başkanım. Evet. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Nasıl bu ilahiyi de beğendiniz mi? Çok güzel. Ras evet. Makamında Peygamber Efendimiz'i anlatan, garipleri, yetimleri kollayan diyor. Onlar için gece gündüz uyumayan, onların dertleriyle dertlenen bir peygamberi anlatıyor. Elhamdülillah ne kadar şükresek azdır ki öyle bir ortamdayız elhamdülillah, başta reisi cumhurumuz olmak üzere. Vatandaşın içinden çıkan ve vatandaşın sorunlarını gerçekten bilen ve vatandaşın dertleriyle dertlenen ve onları kendine sorumluluk bilip onun derdiyle yoğrulan ekiplerle bu memleketimiz şu anda, şükürler olsun. Ben bu açıdan da çok bakıyorum başkanım. Yani dertlenmek anlamında mesela koltuğa oturduk. Tamam ya, nasıl olsa olur demiyor. Derdiyle dertleniyor. Bakın dediniz ki iş o zaman başlıyor. O zaman değil mi başkanım? Mesela az önce dediniz ya 70-80 yaşında bir hacı anne ve evde torunlarıyla beraber iftar saati yaklaşmış ama tencerede, dolapta hiçbir şey yok. Bir bakıyor kapı çalındı. Yıldırım Belediyesi İftariyelik göndermiş.
Ya bu evet. annenin durumunu biz nasıl anlayabiliriz? Kesinlikle. İçinde olmak lazım. Evet. Bizim kaybettiğimiz müesseselerin belki de en önemlisi örneklik müessesesi. Evet. Örneklik müessesesini işletmemiz gerekiyor. İşte Efendimiz de bizde, Efendimiz de bizler için çok güzel örneklikler var, değil mi? Bu anlamda bu müesseseyi bizler yaşatırsak, işte yaptıklarımızda, tarzımızda örnek olursak, o anlamda mümkün olduğu kadar kötülükleri, eksiklikleri de gidermiş olacağız. Başkanım, Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu örneklik aslında. Bir de başkanım, bir de şu var. Bu duygu ve düşünce ibadete dönüşüyor. Evet, aynen öyle. Ya bu nasıl bir şey? Bu hem bireysel olarak böyle, evet. hem de devlet olarak böyle. Evet. Türkiye bugün diğer İslam ülkeleri arasında da belki nüfus oranına baktığınızda dünyanın en çok yardım eden ülkesi. Nerede bir mazlum varsa, evet. ister Müslüman olsun ya da olmasın, Türkiye'nin yardım eli orada hamdolsun. Cumhurbaşkanımızın bu örnekliği devlet anlamında, devletlere, yöneticilere örnek bir davranış. Herkese, bizler için de, vatandaşlarımız için de, tabii. başkanlar için de, milletvekilleri için de birer örnek. O anlamda hepimiz bu eksikliğin ihtiyacın bir tarafından tutarsak bütün yaraları sarmış oluruz. Bu bizim geleneğimizde var hamdolsun. Yani sadece özümüzde var, kökümüzde var. Elhamdülillah. Bizden ona değil, herkese kucak açan bir yapıya sahibiz. Belki bunların da karşılığını Rabbim bize bu dünyada verecek. Olmasa bile biz şuna inanıyoruz ki hayat öldükten sonra da devam edecek. Bugün yaptığımız iyiliklerin karşılığını daha uzun süreli olan sonraki hayatımızda da bunların karşılığını almış olacağız. Evet, inşallah. O zaten bu duygu ve düşünce insanı başarılı kılıyor elhamdülillah. Ramazan'da bu biraz daha kendini fazlalaştırıyor tabii ki. Bu birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşa, halka hizmet, hakka hizmettir. Biz bu duygu düşünce içerisindeyiz zaten. Dolayısıyla sizin gibi tabii genç belediye başkanlarımızın önü çok açık başkanım. Gerçekten. Bunu altını doldura doldura inşallah böyle üstte de zemini yapa yapa güzellikleri sunacağız. Eyvallah. Rabbim her insana hakkında hayır olan şeyi versin. Amin inşallah. Bizim Efkan Bey'in bir sözü var. Eski İçişleri Bakanımızın, Bursa Milletvekilimizin. Onu da almış olalım. İş yapmaya bakın diyor. Yani siz yapın, iyilik yapın, işinizi yapın. Olmak için çabalamayın. Yaptıklarınız sizi bir yere getirir. Evet. İyi şeyler yaparsanız. Çok doğru. Olmaya çabalarsanız bu sefer iyi şeyler yapmazsınız. Riya yaparsınız, hata yaparsınız, edersiniz. Ama iyi şeyler yapmaya çalıştıkça siz hak ettiğiniz yere bu bir şekilde ulaşırsınız. Hedefe bugün ulaşmazsanız dediğimiz gibi yarın ulaşırsınız. Öldükten sonra hayat devam ediyor. Karşılığında yapılan iyiliklerin karşılığını alırsınız. Onun için biz yapmakla, görevimizi güzel bir şekilde yapmakla mükellefiz. Tabii. Yarın takdiri Allah'a ait. Eyvallah. İşte bu inançla hareket edildiği için zaten işin güzelliği de bence burada saklı yani. Eyvallah. O madalyonun öbür tarafı onu hissettiriyor. Başkanım, o büyük park merak ediyorum ben aslında. Mesela vatandaşı neler bekliyor orada? Şimdi Vakıfköy Kent Parkı'nda hem bir suni havuzumuz var orada, hem bir luna parkımız var. Spor alanlarımız var, kafeteryalarımız var, yürüyüş alanlarımız var. Burası büyük bir park ve orada bizim birçok, hem sadece Yıldırım'a değil, Gürsü'ye de hitap edecek bir yer. Tabii Gürsü, yine, Kestel belki tabii, değil tabii. mi? Tabii. Amatör spor kulüplerimizin, işte Yıldırım sporumuzun şu anda 3. ligde mücadele eden, playofflarda inşallah başarırsak 2. lige çıkacağız. İnşallah. Yıldırım sporumuzun maçlarının olacağı bir tesisimiz de var. Çalışma tesisleri. Var tabii. Dolayısıyla
dedelerin torunlarıyla, annelerin çocuklarıyla hoşça vakit geçireceği alanlar. Hem Luna Park'ta eğlenebilecek, kafeteryasında çay içecek, kitabını okuyabilecek, havuzu seyredebilecek, orada başka etkinliklerde bulunabilecek mekanlar barındırıyor. Tabii orası değil, işte Gökdere Millet Bahçesi'ne başlıyoruz. Orası çok güzel bir mekan olacak inşallah. O Gökdere'nin kanal boyu tarafı hem Osman Gazi tarafı hem Yıldırım tarafı. Yıldırım tarafı. O yani, zaten dere bölüyor. Evet, BESOP binamızın hemen altı yani. Oradan Millet Mühendisliğine kadar olan kısım. Orası da 200 dönümün üzerinde bir yer. Orası da çok güzel oldu. Balaban mesir alanını bitirdik. 50 dönümlük bir kent parkı oluşturduk orada da. Balaban. Balaban'da, Erikli'nin hemen üzerinde. Çok güzel. Şimdi orada bir 600 dönümlük bir kent parkı düşünüyor. Oo, Büyükşehir Belediye'miz projelendirdi. Süper. Aynur Başkan'a buradan teşekkür ederim. Hem de şifalar dileyelim. Şifa dilerim o başkanımıza. O da sizlerle beraber eyvallah. Covid'le tanışmış oldu. bugünlerde sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. İyi maşallah. Şifa versin inşallah Allah kendisine de. Sağlık diliyoruz kendisine. Orada bir 600 dönümlük büyük bir kent parkı, macera, bak, o da ne kadar oyunları, güzel bir nefes aldıracak başkanım. Kamp alanları, evet. Seyir terasları, kafeleriyle, yürüyüş alanlarıyla beraber güzel bir kent parkı olacak. Yani biz bu dönem inşallah Yıldırım'ın sosyal yaşam alanları noktasında büyük ölçüde ihtiyacını karşılayacağız. Sadece yeşil alanlar kent parklarıyla ilgili değil, kültür ve sporda da ciddi adımlar atıyoruz. İşte uyumayan kütüphane şu anda dolup taşıyor kısıtlamaların haricindeki dönemlerde. Yeni bir kütüphane daha kazandırıyoruz. Mimar Sinan Kütüphanesi adı altında. Yıldırım artık bir üniversite şehri. Hem Beyazıt'taki kampüsü hem Mimar Sinan'daki kampüsüyle beraber bir üniversite şehri oldu. Bu anlamda oradaki öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak onlar için merkezler oluşturmamız gerekiyordu. Orada da şu anda proje çalışmamızı sürdürüyoruz. 3000 metrekarelik bir alan olacak. Orayı da inşallah bu yıl oradaki sürece de, imalat sürecine de başlayacağız. Önümüzdeki yılda orası hizmet verecek. Yıldırım'a büyük bir kültür merkezi kazandırıyoruz o anlamda. Eski fakültenin olduğu yerde bir süreç yönetiyorduk. Geldiğimizde projemizi hazırladık. Fakat orası sağlık alanıydı. Sağlık alanı tabii onlara da yok etmemek gerekiyor. Yeni alanlar oluşturmak gerekiyor. Sağlıkta hamdolsun Türkiye iyi bir noktada. Çok iyi. Orada biz DSİ'nin olduğu yerde bir imar uygulaması yaptık. 9 dönümlük bir alan elde ettik orada. Bu biraz bizim vaktimizi aldı. İşte o süreci de tamamladık. Şimdi hem eski fakültenin olduğu yer bir kısmı kavşağa gidiyor. Yukarıdaki Buzki'ye ait parkla da birleştirerek 30 dönümlük bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Tam şehrin tam ortası. Çok güzel. Burası. Burası da süper. Metronun hemen dibinde. Evet. Ankara yolunun altındaki mahallelerimizin de rahatlıkla ulaşabileceği, üstündeki mahallelerin de yürüme mesafesinde rahatlıkla ulaşabileceği bir mekan. Buraya hem bir 1000 kişilik bir kültür merkezi kazandırmayı hedefliyoruz. Hem gençlerimize hizmet edecek kitap kafeler oluşturacağız. Yine sanata, bilime dönük gençlerimizin şu anda ilgisini çeken alanlarda işler yapacağız. Ve yine bir otopark düşünüyoruz. Yani park et devam et olarak da hizmet verecek şekilde metroyla aracını gelip vatandaşımız park etsin, metroya binsin, şehir merkezine veya diğer yerlere ulaşacağı şekilde bir formatta %70'inden fazlası yeşil alan olacak şekilde tüm alanın bir proje üzerine de çalışıyoruz inşallah. O projemize de bu yıl başlamayı hedefliyoruz. İnşallah. Tarihi binalarımız da restorasyon, onları da kazandırıyoruz. İşte şimdi Karaağaç Kültür Merkezi'nin inşaatına başlayacağız. Evet. Molla Arap bölgesinde. Molla Arap'ta. Şimdi Yıldırım bir anda da maneviyat büyüklerinin olduğu, kültür tarihin neşvi neva bulduğu bir bölge. Evet. Yani onu göz ardı da edemeyiz. Kesinlikle. Ya yani Bursa deyince aklınıza muhteşem yani. Yeşil geliyor. Yeşil Emir Sultan Emir geliyor. Emir Sultan geliyor. Geliyor. Yıldırım Beyazıt geliyor. Cumhurbaşkanı Kızık geliyor. Yıldırım Beyazıt evet. Külliyesi geliyor. Bunlar hep... Başkanım tabii şöyle bir şey ben şimdi kafamda tasarladım. Ovada ayrı bir hummalı bir çalışma. Dağın eteklerinde ayrı bir çalışma. Muhteşem bir şey. İkisini birleştirerek Yıldırım yaşamak için muhteşem bir alana dönüşecek. Yani evet. Öyle gözüküyor. İnşallah. İnşallah. Biz bu işleri yaparken hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Yıldırım Beyazıt Han'ın cesareti.
Çelebi Mehmet Han'ın devleti yeniden derleyip toparlayan ferasetini ve evet. Emir Sultan'ın şahsiyetini, manevi şahsiyetini kendimize rehber edindik. Ne kadar güzel deyip, başkanım. Bu alanlarda hizmet etmeye de gayret ediyoruz. Yani Yıldırım Külliyesi ve çevresinde Molla Yegan medresemiz var. Evet, Fatih Sultan Mehmet Han'ın çocukluğunda ders gördüğü bir yer biz burası. Biz orada da 10 gün çekim yaptık. Çok güzel bir mekan. Molla Yegan Medresesi'nin tadilatını bu yıl içerisinde bitiriyoruz. Bitiyor değil mi? Evet, bitiriyoruz. Orayı bir çocuk aktivite merkezi olarak inşallah. İnşallah. Hizmete açacağız. İnşallah. Başkanım, hizmetler anlatmakla bitmeyecek. Bitmez. Ama bizim süremiz bitiyor. Dolayısıyla maşallah diyelim. Allah gayret kuvvet versin. Allah razı olsun. Sizin nezdinizde bütün Yıldırımlı hemşerilerimize de sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Size de Cenab-ı Hak sağlıklı, bereketli, uzun ömürler versin. Uzun yıllar sizi böyle hep birlikte görelim. Güler yüzünüzle, ya, tatlı dilinizle, muhabbetinizle inşallah bu güzel programlar daim olsun. Misafirlerimize piramitten güzel bir ipek eşarp hediyemiz var Sayın Başkanım. Ben size çok teşekkür ederim. Sözümüzü alıp hemen reklamı pas atacağız. Sizi de uğurlayacağız. Çünkü yoğun bir temponuz var. Bizden sonra ne hizmetler bekliyor yani. Misafirlerimiz var. Eyvallah. Ben de öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Sizlerin, tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Yaklaşan Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Çektiğimiz bu sıkıntılar inşallah rahmet, bereket olarak İnşallah. Bizlere döner, sağlık, sıhhat olarak döner diye Rabbimden niyaz ediyor. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Efendim, reklamlardan sonra birlikteliğimiz devam edecek. Kısa bir aramız var. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم فحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Kıymetli dostlarımız, reklamlardan sonra birlikteliğimiz devam ediyor. Başkanımızı birinci bölümde misafir ettik. Diğer programlara katılmak üzere aramızdan ayrıldılar reklam öncesinde. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı vazifelerde Cenab-ı Hak kendilerine yardımcı olması için de dua ediyoruz vatandaşımız olarak, vatandaş olarak. Efendim, bu ikinci bölümde yine çok kıymetli misafirlerim, çok kıymetli hocalarımla birlikte olacağız inşallah. Dinlediğiniz üzere Kur'an kalplere şifa, Kur'an ayındayız. Efendim Kur'an'ın inmeye başladığı bu mübarek ayda en güzel ses, en güzel latif ses Kur'an sesi. Dolayısıyla bu latif sesi bizlere ikram eden Çekirge Murat Ödevendigar Camii İmam Hatibi Baş İmamı Adnan Konuş Hocam tilavet ettiler. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hep beraber inşallah. Güzel bu programınızı Ramazan boyunca izledik. Sizler sayesinde de konuklara konuk olmaya çalışıyoruz abi bizler de. Eyvallah. Güzel bir program yapıyorsunuz. Vücudunuza sağlık diyoruz. Bu işleri yürüten kardeşlerimiz hepsine teşekkür ederiz. Allah kolaylıkla versin diyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun, var olun. İnşallah. Efendim ikinci konuğumuz çok kıymetli bir ilim adamı, çok kıymetli hocamız, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doktor Murat Yurtsever Hocam. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bulduk sizi. Nasıl? İyi bir programda bulduk. Eyvallah. İyi bir ekiple buluştuk. Evet. Burada Adnan Konuş hocamız var. Benim için hoş bir tesadüf oldu. Eyvallah. Ne bakımdan? Ben de çekirgeliyim. Yani benim muhitim çekirgeli. Aynı semtimizin imamı diyorsunuz. Öyle. Yani ben 1. Murat Camisi'nin son zamanlarda iyi bir cemaati olamadık. Evi bir yerlere doğru taşıdık ama yani eskiden beri tanıdığımız, bildiğimiz, cemaati olmaya çalıştığımız bir camidir. Sen Adnan Hoca'yı pek uzun takdim etmedin.
Size bıraktım hocam. Yani bana bıraktın. Ben ne kadarını bilirim, ne kadarını konuşabilirim bilmiyorum ama yani benim bildiğim kadarıyla 1. Murat Camisi'nin şimdiye kadar imamet görevini yürütmüş, vazifesine sadık, sesiyle, sadasıyla veya duruşuyla yani vakarıyla en iyi imamıdır. Ne güzel. En Allah güzel imamıdır. Teşekkür hocam bunu hocam. Hem bir cemaati olarak hem de bir ilahiyatçı hocası olarak ben kendi açımdan, kendi noktayı nazarından bakıyorum. Evet. Sağ olun. Evet. Yani sesi de çok duygulu ve etkilidir. Kendisi de hem Bursalıdır, Bursa'nın yetiştirdiği hafızlardandır. İsmail Hakkı Tekkesi. Evet, aynen doğrudur hocam. Hafız bir ailenin, hafızları bol bir ailenin. Bol, hafızı bol bir aile. Evet, yani kaç evet. hafız var hocam? Beş tane evet, kardeşimiz var. Beş tane oğlan kardeşiyiz, hepimiz hafız. Beş oğlan evet. kardeş var, maşallah, beşi de evet. hafız. Evet. Babaları da hafız. Aynen, babamız maşallah. Aynı şekilde. Yani, elhamdülillah. Dolayısıyla bir hafız ekolü, bir hafız geleneği olan aileden geliyor. Evet. Bunu da gayet güzel temsil ediyor. 1. Murat Vidavendigar Camisi'nin yani Çekirge'deki 1. Murat Vidavendigar Camisi'nin imamet görevini ve sorumluluğunu da hakkıyla hem taşıyor hem Allah razı olsun hocam. Sizin teveccühünüz hocam. Yani sağ bu olun. Akşam beraber olmak hoş bir tesadüf hocam. Oldu. Senin şey programında yoktu yani. Yoktu. Yani senin programında bir araya gelmekte. Seninle beraber bir araya gelme. Geçen sene gelemedik. Gelemedik. Geçen evet. sene gelemedik. Bu evet. sene geldik. Önümüzdeki sene kim sağ kim. İnşallah sağ oluruz. Güzel programlar yaparız. Bakacağız bakalım. Yani Ramazan'ı idrak edeceğiz. Ne yapalım, ne konuşalım? Hocam, şimdi şöyle bir şey. Ben gerçekten konukları ayarlamalarını yaparken öyle bir denge oluyor ki kendiliğinden oluşuyor. Hmm. Yani ben çok müdahil olmasam da Cenab-ı Hak öyle bir boşluk halk ediyor. İnşallah. Ve konuklar sizin gibi çok mutlu oluyor. O mutlu olması da bizi mutlu ediyor aslında. Böylesi daha iyi zaten. Yani çok da konuyu efendim çerçeve içerisine alıp daraltmadan. Daraltmadan evet. Yani biraz da işin seyrine eyvallah, bırakarak. Akışına bırakarak. Biz biraz buna zuhurat da diyoruz hocam ya. Doğru. Zuhurat. Zuhurata tabi olmak. Aynı anlama gelir. Ben şurada beklerken dua ile ilgili bir takım notlar aldım. Tamam hocam. Yani dua üzerine birlikte hasbihal edelim, konuşalım. Evet, inşallah. Şuradan başlayalım. Yani bütün bu programlarda Ramazan'ın başından beri söz alan ve konuşan hocalarımız, hoca efendilerimiz Ramazan'ın 3 bölümden ibaret olduğunu, 3 etaptan ibaret olduğunu, yani evvelinin rahmet, ortasının mağfiret, son üçüncü diliminin de cehennem azabından kurtuluş olduğunu söylerler. Aslında bu üçü de aşağı yukarı aynı anlama gelir. Yani evveli rahmet, elbette Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bolca üzerimize indiği, hatta yağdığı, lütuflarının ziyadeleştiği, bizim gördüğümüz ya da görmediğimiz Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, Rahman ve Rahim sıfatının ilk 10 günde ziyadeleştiği bilinir. Bu nasla da sabittir. İkinci etap ise yani mağfiret. Elbette Cenab-ı Hakk'ın rahmeti olacak, merhameti olacak ki bizlere mağfireti erişsin. Birbirini tamamlayan hususlardır anlamında söylüyorum. Yani günahlardan, yani bilerek ya da elimizde olmayan sebeplerle küçük ya da az büyük günahlardan kurtulduğumuz bir 10 gün idrak ettik. Bunu da arkamızda bıraktık.
ve son dilime geldik. Yani son 10 günün bir haftası kaldı demektir. Son kavşaktayız yani. Evet. Bu da Cenab-ı Hak, bu da cehennem azabından Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, inayetiyle kurtulmak anlamında olacak. Yani rahmet, mağfiret ve Cenab-ı Hakk'ın izniyle ve mağfiretiyle cehennem azabından kurtulmak. Bunlar birbirini tamamlayan, birbiriyle aşağı yukarı paralel yürüyen, istikamet alan üç husus. Tabii bunların içerisinde bize düşen bu rahmetten istifade etmek için, bu mağfiretten istifade etmek için ve bu azattan, azat olmadan, yani cehennem azabından azat olmadan, kurtulmadan istifade etmek için bize düşen imanı güçlendirmek, imanın bir tezahürü olan ameli güçlendirmek ve duaya davranmaktır. Yani dua etmektir. Dualara güç vermektir. Duada ihlası kontrol altına almak, ihlası kazanmaya çalışmak, ihlasla dua etmeye çalışmak, bu da işin bildiğimiz yanıdır, yönüdür. Yani dua kime yapılır? Bu belki önemli bir sorudur. Yani kime dua ederiz? Nasıl bir Rabb'a, nasıl bir yaratıcıya dua ederiz? Bu önemli bir husustur. Önemli bir belirleyici, belki sorudur. Sonra duayı niçin ederiz? Ve duayı ne zaman ederiz? Bunlar temel sorulardır. Veya hangi mekanlarda dua daha müreccahtır? Daha... Yani duanın kabul olduğu mekanlar, makamlar var mıdır? Var mıdır? Zaman var mıdır? Vardır. Mesela zaman var mıdır? Zaman İftara doğru mıdır? İyidir, sahurda daha iyidir de cuma saati biraz daha mı farklıdır? Tabii ki yani Cenab-ı Hak tarafından ayetlerle veya Efendimiz tarafından hadislerle övülmüş mekanlar da vardır. Mübarek mekanlar, övülmüş zamanlar da vardır. Mübarek zamanlar. Yani buraya geçelim, geçmeye ama... Yani biz konuşmayalım, şair konuşsun. Tamam. Yani duayı bu ihlasla, Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetle, muhabbetin de ötesinde aşkla, Cenab-ı Hakk'a nasıl dua edilir? Ne çeşit dualara, ne çeşit dua cümlelerine amin demek içimizden gelir. Yanımda bir de Fuzuli'ye ait bir şiir getirdim. Manzume getirdim. Bu bir münacat. Münacat demek zaten Cenab-ı Hakk'a yalvarma demektir. Yakarma demektir. İltica etmek demek. Bakalım şair mutlaka bizden daha güzel söyleyecek. Fuzuli'den mi bahsediyoruz hocam? Evet. Yani Fuzuli bütün şairlerin hem atasıdır hem de hocasıdır, öğretmenidir, en üstadıdır, ustasıdır. Oradan bazı beyitlere bakalım. Mesela şiir Fuzuli'nin bu münacatı, yani bu aşağı yukarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beyitlik bir münacat, uzun değil. Bir kaside değil yani. 8 beytlik bir manzume. Ya Rab diye başlıyor. Ya Rab. Ya Rab diye başladığına göre... Bir fon falan göre... ister misiniz? Bir yok fon. Yok yok. İstemiyor musunuz? Yok. Yani beraber Fuzuli'nin metinine, söyleyişlerine kulak versek bize yeter. Tamam. Şöyle Fuzuli'nin dediği deyişi. Ya Rab hemişe lütfunu et rehnuma bana. Ya Rabbi, lütfunu sürekli bana yol gösterici kıl. Ya. Lütfunu.
Evet. Sürekli yol gösterici kıl. Gösterme ol tarikı ki gitmez sana bana. Yani sana varmayan, sana ulaşmayan, sana doğru yön almayan yolu bana nasip etme. Etme. Evet. Yani birinci talebi bu. Birinci talebi bu. Böyle başlayalım. Birinci talebim bu diyelim. Beni yolunda daim kıl gibi yani Türkçesi. Tabii yani ben bilemem, sen bilirsin. Sen bilirsin. Ben gideceğim yolu da bilemem, sen gösterirsen bilirim. Dolayısıyla lütfeyle bu yolu bana göster ve bu yolda senin lütfun bana meşale olsun, yol gösterici olsun. Yani beni zulmetten, karanlıktan kurtarsın, yolumu aydınlatsın. Ne lütfun, yani her şey Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla halk olur, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla yaşar. Yani bu duaya amin denir. Yani amin. Böyle güzel bir ifadeye, güzel bir beyte amin demek düşer. Bir daha bakalım, ya Rabbi sürekli lütfunu bana yol gösterici kıl. Sana ulaşmayan yolu bana gösterme, nasip etme. Amin. Bu bir. İkincisi, ikinci beyt yani. Kat eyle aşinalığım. Yani dostluğumu, yakınlığımı, aşinalığımı kes, bitir. Ondan ki gayrdır. Yani senden başka. Hı. Senden başka, senden gayrı olan şeylere dostluğumu bitir. Dostluğumu gösterme, sağlama, beni dost etme yani. Senden başkalarıyla ya da senin rızan dışındaki şeylerle beni dost etme, bana muhabbet besletme. Ancak öz aşinaların et, aşina bana. Burada bir aşina kelimesi var. 3 defa geçiyor. Aşina. Aşina dost demek. Farsça bir kelime. Yani benim dostluğumu, benim muhabbetimi, senin muhabbetin olmayan, senin rızan olmayan işlerde gösterme. İşlere karşı bende bir muhabbet oluşmasın. Allah Allah. Peyda olmasın. Senin rızan yoksa bana onu sevimli gösterme. Gösterme. Sevimsiz göster. Üstelik Allah Allah. Gerçek aşinalarını, yani bu da gerçek dostlarını demektir. Yani mutlaka Allah dostları dediğimiz, yani Cenab-ı Hakk'ı gönülden seven, hak dostları, hak aşıkları, değil mi? Ehlullah dediğimiz, Ricalullah dediğimiz insanlar vardır. Şair ikinci defa da bunu niyaz ediyor. Yani senin rızana uygun olan işleri bana nasip et. Sana gerçekten dost olan senin aşıklarını bana dost eyle. Bu da güzel bir dua. Çok güzel. Yani çok. Bizim de hemen dilimizin altında olan, dile getirmek istediğimiz, duyduğumuz zaman amin dediğimiz ifadelerden, cümlelerden, hani, dualardan. Hocam biridir. Sevdir bize sevdiklerini gibi. Biraz evet. Daha Türkçeleştiriyoruz hani. Aynen öyle. Sevdir bize sevdiklerini. Yani herhangi bir amel olarak, iş olarak da senin sevdiğin işleri bana nasip et. Nasip et. Senin sevdiğin eylemleri, amelleri, senin rızana uygun olan amelleri bana nasip et. Bir, ikincisi seni seven dostlarını, seni gerçekten seven, seni aşkla seven dostlarını bana dost eyle. Buradan şunu da anlayabiliriz. Yani bazı büyük zevatın türbelerini ziyaret ederiz. Değil mi? Yani mesela Bursa için düşünecek olursak Emir Sultan Hazretlerini ziyaret ederiz. Üftadi Hazretlerini ziyaret ederiz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerini ziyaret ederiz. Somuncu Baba'nın fırınını ziyaret ederiz.
veyahut da Geyikli Baba'nın türbesini, hamamını ziyaret ederiz. Pir Emir'i ziyaret ederiz. Buna benzer Süleyman Çelebi'yi ziyaret ederiz. Ve onların ruhlarından... Hocamın camisine de gideriz. Gideriz. Evet. Sonra Davendigâr'ı ziyaret ederiz. Orada da Padişah Efendimiz'i ziyaret ederiz. Değil mi hocam? Oraya kadar yaklaştık evet. Şimdi Süleyman Çelebi deyince. Tabii. Savaş meydanında şehit olan tabii. Yani şehit padişah evet. Değil mi? Evet, aynen. Tabii. Şehit padişahı. Bir nevi savaş meydanında. Yani sonradan değil yani. O şekilde savaş meydanında yani şey düşer Kosova'da biliyorsunuz. Tabii. Evet. Yani ihtimal değil. Evet. Muhakkak ki Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kullarından ve dostlarındandır. Evet. Yani 1. Murat Hüdavendiyar Hazretleri de. Çünkü ruhunu savaş meydanında yani din için, ilahi kelimetullah için ya. Mücadele ve ya. Mücahede esnasında evet. Ruhunu teslim etmiştir. Evet. Şehadeten vefat etmiştir. Dolayısıyla aynı niyetle ve aynı hazla, feyizle evet. Ziyaret ederiz. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Yani kabirleri ziyaret etmek, orada el açıp dua etmek ne anlamdadır? Yani bunun bir mahzuru var mıdır? İşte bir mahzuru yoktur. Hocam tam burada çok önemli bir, çok önemli çünkü bize de izleyicilerimizden de soru bana dışarıda da geliyor. Veya biz kendi çalışma alanlarımızda da şunu biliyoruz. Yani türbe ziyaretlerinde Emir Sultan'da, işte Hazreti Üftade'de, Somuncu Baba'da, Eyüp Sultan'da, Hacı Bayram Veli'de, Mevlana'da. Türbe ziyaretlerinde yaparken, türbe ziyareti adabında yaparken mesela el açılıp hani bir dua şeklinde yapılmayı hoş görmüyorlar. Yani çünkü el sadece Allah'a açılır ya. Bu konuda ne dersiniz? Yani böyle edepli bir şekilde tevazu ile oradaki muhteremin ruhuna bir Fatiha veya bir işte Tebareke, Yasin herkesin ezberinde ne varsa bunu edepli bir adaplı şekilde sunmak mı daha evladır? Yoksa el açmak zaten kabirden bir şey istiyor gibi algılandığı için herkes şimdi avam kesimi ellerini açmış türbenin etrafında ama kıble bu tarafta. Rabbimizin yönü yok ama kıble burada, ibadet bu tarafta. Türbeye niye el açıyorsun diye bir soru. Türbeye el açmak zinhar yok burada. Evet. Yani türbeye el açmakla durumun ve konunun hiçbir alakası yok. Şudur. Siz eğer vefat etmişse annenizin, babanızın ya da dedenizin kabrine vardığınız zaman evet. Ne yaparsınız? Ellerinizi açarsınız, dua edersiniz. Ne diye dua edersiniz? Bağışlama, af dileriz. Günahlarının evet. Affolması için dua edersiniz. Burada da durum aynıdır. Yani kabristanda olsun, buna benzer türbelerde olsun. Adap nedir? Esselamu aleyküm ya ehli kubur diye, değil mi? Varırsınız evet. Yani evet. Oradaki hazire'deki bulunanlara veya türbedeki yatanlara. Bizim türbelerimizde bir kişi yatmıyor ki. Evet, yanında ailece, şehzadeleri var. Ailece. Hazireler dolu. Evet, yani esselamu aleyküm ya ehli kubur dersiniz. Hatta onların adından İsmini ve ağzından ne yaparsınız? Ve aleyküm selam ya ehli dünya diye de buna. Evet, cevap. Bir cevap almış olursunuz. Böyle de bir karşılığı vardır mukabil olarak. Yani adab böyledir. Önemli olan... Yani hocam bu önemli bir konu. Onun için sordum. Önemli. Yani orada kabirde el açmak veya açmamak önemli değil diyorsunuz. Ünvalan kimden ne istediğiniz zaten önemli. O anda herhalde değil mi hocam? Kıbleye doğru durmak daha evla. Yani kabre karşı değil de kıble karşı yönelip bunlar, de aynı şekilde. Evet. Yani kabrin... Tabii. Bu. Baş tarafında durursunuz. Baş tarafında. Ve de veya, bir sevdiğin dostların yüzü hürmetine bizim evet. Duasını kabul et gibi dua evet. Niyazına olabiliriz. Yani evet. Bu konu daha ziyade İslam hukuku hocalarımızın konusudur. Hani dua dediğince evet. Hocam hani ziyaret yani dedi ki oradan aklıma geldi. Bu konuda çok fazla söz söylemeye
ne yetkilidir, ne yetkiliyiz. Zaten ne dualar de, hocam değil mi? Rabb-i hükümdü o neyi es-secib hüküm diyor ayet-i kerimede. Dua her zaman, her zaman, her mekanda yapılabilir yani. Duanın miyarı hulusi kalptir. Hulusi kalp, evet. Yani yeter ki sizin niyetiniz sağlam ve sahih olsun. Evet. Bu türbe ziyaretlerinde ve kabir ziyaretlerinde de durum aynıdır. Evet. Yani sizin halis bir niyetle, saf bir niyetle önce iyi bir niyet etmiş olmanız lazım. Yani oraya gidişteki maksadınızın niçin oradasınız, Cenab-ı Hakk'ın rızasına tabii uygun bir maksat olması lazım. Bir ziyaret olması lazım. Yani bunlar bizim yeraltı zenginliklerimiz bu insanlar. Evet. Yani bunlar eğer bizim bir kadim medeniyet dediğimiz bir medeniyet varsa, bu ülkenin, bu beldenin bir mazisi varsa, buna bize, burayı bize emanet eden veya miras bırakan büyüklerimiz varsa bunlar onlardır. Evet. Dolayısıyla onlar ziyareti hak etmektedirler. Tabii, evet, evet. Yani burayı bize alan, teslim eden, savaşla alan veyahut da ter dökerek alan, gözyaşı dökerek alan, kan dökerek alan, neyse yani bir bedel karşılığında burayı alan ve bize emanet eden insanlar olması bakımından önemli. Niyetimiz budur. Bunları ziyaret ederiz biz. Evet. Hürmeten ziyaret ederiz. Başka bir maksadımız yok. Hürmeten tabii. Yani bizim kastımız, niyetimiz sadece budur. Sonra ne yaparız? Bunların ruhlarına Fatiha okuruz. İhlas-ı Şerif okuruz. Varsa bildiğimiz, eğer aklımızdan geçen, adetimiz olan Aş-ı Şerif varsa Aş-ı Şerif okuruz. Yasin okuruz, Tebareki okuruz. Tabii. Tekâsür suresini, El-Hakimü Tekâsür suresini okuruz. Değil mi? Yani bunlar adettendir, bunlar okunur. Ve asıl tartışılan taraf, efendim, bunların yüzü suyu hürmetine. Heh, en önemli yer. Evet. Yani en önemli noktası, bam teli burada şu anda. Yüzü suyu hürmetine bir şey istenir mi? Canım ya, niye istenmez? Niye istenmez? Vesile edilir mi? Vesile etmek diye bir şey yok. Vesile yok. Şu yüzü var, suyu hürmetine. Ya Rabbi, burada yatan zatı ben okudum. Hayatını okudum. İlminden haberdar oldum. Yazmış olduğu kitapları okudum. Menkıbelerini dinledim. Büyük bir zat olduğuna dair bende bir inanç var. Var, belirdi, yerleşti. Emir Sultan hakkında hiçbirimizin tereddütü var mı? Yok. Yok. Bursevi hakkında tereddütümüz var mı? Yok. Süleyman Çelebi hakkında tereddütümüz var mı? Yok. Yani. Padişah efendilerimiz hakkında yok. Evet. Öyleyse bunlar sağlam, mümin, muvahhid insanlar. Evet. Ve hakikaten bizim için, bize emanet etmek üzere bu beldeyi almış, savaşarak almış ve bize emanet etmiş insanlar. Evet. Biz de hürmeten kendilerini ziyaret ediyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi, buradaki zatın ben mübarek bir insan olduğunu biliyorum. Kendimden daha üstün insan olduğunu da biliyorum. Duasının ve amelinin benden daha makbul olduğunu da biliyorum. Öyle olmasa asırlardır zaten gelmez buraya kadar. Bu insanın duasına benim duamı da ilave ediver. Benim duamı buradaki insanın... Katı ver içine. Evet. Eyvallah. Duası gibi say. Öyle düşünebilirsin. Onların yüzü hürmetine, onların senin indindeki, senin nezdindeki hatırı yüzü hürmetine. Onlar hatırlı insanlardır. Senin sevdiğin insanlardır. Nereden geldik buraya? Aşinalıktan geldik. Aşinalık. Bunlar senin dostlarındır. İyilerinin yoluna götür dedi ya. Evet. Hocam, Adnan hocam da bizi bir kasideyle bir yerlere bir götürsün mü? Hadi bakalım. Bir kaside dinleyelim hocam. Ya bizi özledik yani biz. Sağ her akşam ilahi okuyoruz zaten. Haydi hocam. Yani beraber bölümde ben 4 tane ilahi okudum. Beraber elveda okusak olmaz mı? Bir sen beyin, bir buyur seyir hocam. Ben senden dinlemek istiyorum. Şöyle bir elveda resimler. Tabii okuyabilirsin. Thank you.
şehr-i gufran zulata cun kadem bastın. O Yeah.
ey rahmet ayın Ramazan. Evet, ağzına sağlık hocam. Evet, efendim. Elveda, ilk elvedayı da okumuş olduk yani. Artık. Öyle mi oldu? Evet. Hocam değil mi son gün artık yani 6-7 gün sonra evet. Zaten son 10 güne girdik. Yani evet, akıp gidiyor zaman. Evet. Arkasından insan. Yetişemiyor insan. Yani zamanın kavramının, zaman kavramının da mahiyeti bu. Dolayısıyla Ramazan da böyle. Evet. İnsanoğlu da Ramazan'a benziyor aslında. Aynen. Yani bir elveda ile yolcu ediyoruz, bir merhaba ile karşıladığımız insan oldu. Evet, doğru. Yani doğduğunda neşeleniyoruz, seviniyoruz, merhaba diyoruz, hoş geldin diyoruz. Vefat ettiğinde, yolcu ederken de ya. Elveda diyoruz, vedalaşıyoruz. Dolayısıyla fani olan her şey, zaman da böyle. Zaman dolayısıyla Ramazan da böyle, insanoğlu da böyle. Geçici manasına geçici fani manası. Ama bize yansıyan tarafıyla bizim değerlendirmelerimiz açısından eğer hakikaten layıkıyla değerlendirebilmişsek hakikaten biz ondan razı, Ramazan da İnşallah. Bizden razı ise bu ebedileşmiş bir hasenata dönüşmüş demektir. Kabul ondan biri var. Ramazan bizden razı, biz Ramazan'dan razı mı? Nasreddin Hoca'nın bir hikayesi var hocam biliyorsunuz değil Dinleyelim mi? Dinleyelim bakalım. Kısa bir şey de. Demişler hocaya, hocam acaba Ramazan bizden memnun gidiyor mu? Ya demiş, memnun gitmese her sene 10 gün önce gelir mi demiş. Dolayısıyla bir memnuniyet var inşallah. İnşallah. Veya öyle temenni edelim. Hoşnut olarak bizden gitsin. Evet. Mutlaka. Ve seneye de tekrar biz ona inşallah. Merhaba diyelim. İnşallah. İnşallah. Ömrümüz olsun. Seneye Ramazan'ı görelim. İnşallah. Elimizden geldiği kadar. Yani Ramazan'ı tas tamam ve büsbütün belki değerlendirememiş olabiliriz. Ama hiç olmazsa farz olan ibadetlerimizi yerine getirmişiz. Nasıl hocam bana her ibadetin, mesela akşam namazı kılacağız biraz sonra, son akşam namazı gibi, Ramazan da son Ramazan'mış gibi en iyi şekilde değerlendirme yoluna gitmemiz gerekir değil mi hocam? Yani? Doğru. Evet. Evet. Öyle. O zaman biraz daha belki gerekir. Anlam kazanıyor tabii. Yaptığınız ibadet. Evet. Hocam bir telefonumuz varmış, bir alalım mı müsaadenizle? Alalım. Semih Bayraktar, buyurun hoş geldiniz. Merhabalar Mesut Bey. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Buyursunlar. Bursa'dan arıyorum ben sizi. Evet. Programınızı yakından takip ediyoruz Bursalılar olarak. Çok teşekkürler. Çok da mutlu oluyoruz. İftar saatlerine doğru hep beraber siz dost abilerimizle beraberiz. Eyvallah. Bu bizi gururlandırıyor. Bunun yanında da Mesut Bey, bu program için uğraştığınız için size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Böyle programlar bulmak çok zor bizim için. Teşekkür ederim güzel dilek temennileriniz için inşallah. Az önce de kaside okuyan hocamız çok güzeldi. Ağzına sağlık. Evet. Adnan evet. hocamız. Evet. Adnan hocam yani bizi çok duygulandırdı. Bambaşka evet. yerlere götürdü. Ramazan'ın Ramazan olabilmesi için birkaç tane şey var. Hani bu akşamleyin bu dini sohbetlerimiz, hocalarımız, güzel kasideler, güzel yerler. Bunlar bize hatırlatıyor bazı şeyleri. Hepinize teker evet. teker teşekkür ediyorum. Bize için. Teşekkür ederim inşallah. Sen vakit bulabilirsen eğer, fırsat bulabilirsen 1. Murat Camisi'ne gelmeye çalış. Adnan Hoca'nın da nöbetine denk gelmeye çalış. İnşallah. Yani inşallah. Bir vakit namaz kıl. Daha fazla arkasında namaz kılmayı, daha fazla namaz kılmayı özleyeceksin. Böyle niyetle ayrılacaksın.
Yani bu vakit namazları cehren kıraat edildiği namazlar olsun. Akabinde de bir aşı şerif dinle. Birinci Murat Camisi'nin hem cemaati olursun. Söz veririm, tutmaya çalışacağım. Hem de hem cemaati hem tiryakisi olursun. Sağ olun. Ben sana bu müjdeyi vereyim yani. Allah razı olsun. Sizlerin güzel bir hocam. Hoca sevdiğimiz, değer verdiğimiz ve hakikaten görevini hakkıyla yerine getiren hafız-ı kütüp veya pardon hafız-ı Kur'an bir kardeşimizdir. Allah razı olsun. Kur'an'ın da kendisi üzerinde ayrıca feyzi ve bereketi vardır şüphesiz. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizin güzeliniz. Hocam bana da bu programa katılma şansını verdiği için arkadaşlara, ekran arkasındaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Mesut Bey, sizi devamlı takip edeceğim. Hocalarımızı takip etmeye çalışacağım. Çok teşekkür ederiz. Dedikleri gibi inşallah bir günde camide arkalarında saf tutma şansımız olur. Hep beraber inşallah. Yani burada çok, sadece çok Mesut Bey ile Adnan Bey yok. Burada bir sürü insan varız biz. Yani kamera arkasında hazırlık... Evet, onları da kastediyor. Ama söyledi yani kamera arkasında olan arkadaşlar falan dedi yani. Hep beraber cümbür cemaat inşallah. Murat Hüdavendiler'de buluşalım. İnşallah. Peki çok teşekkür ederiz Semih Bey. Sağ olun. Bizi izlemeye devam edin. Siz çok sağ olun Mesut Bey. Sağ olun. İnşallah. Her zaman devam edeceğiz. Sağ olun. Rejide de arkadaşlarımız var. Hayırlı Ramazanlar. Şimdiden de hayırlı kadirler diyelim. Sağ olun. İnşallah. Çok herkese kavuşturmayı nasip etsin. Eyvallah. Amin. Sağ olun. Şimdi tabii hocam ben de zaman zaman Adnan hocam şahit oluyor. Evet. Böyle bunaldığım zamanlar, daraldığım zamanlar kalkıp orada zaman zaman orada bir deşarj oluyor. Namazımızı yani. Evet. Eda ettikten sonra Adnan hocamızla olduğu zaman olmadığı zaman da bir çay muhabbeti yapıyoruz. Evet. Bursa manzaralı manevi feyzinden ve bereketinden ama işte bir kötü şeyi tarafı var. İşte alışkanlık yapıyor. İyi tarafı var diye. Yani böyle şey alışkanlık olsun değil mi hocam? Bağımlılık yapıyor. Eyvallah. Evet. Başka yerlere gidemiyoruz hocam. Yani o zaman. İyi bir bağımlılıktır. Bursa'daki Selahattin camiler dediğimiz camiler hakikaten yüksek yerlere yapılmış. Havadar yerlere yapılmış. Hakikaten insanı ruhen, zihnen, bedenen, dinlendiren yerler. Gerçekten öyle. Yani Muradiye Camisi böyledir mesela. Bursa'mızın manevi güzelliklerinden işte bir tanesi de orası. Davendigâr böyledir. Evet. Emir Sultan böyledir. Evet. Hatta Santral Garaj tarafından bakarsanız Ulu Cami bile yüksektedir. Evet. Tepededir yani. Tabii. Dolayısıyla İstanbul için de böyle. Hatta Ankara için de böyle. Yani ecdat buna hep benzer yerleri yüksek hakim noktalara ve görünen yerlere. Demek ki hepsinin bir hikmeti var değil mi hocam? Bunun hikmeti var yani. Tabii yani. Doğudan başlamış batıya doğru aslında yani böyle bir güzel şehir düzenini kurmuş yani ecdat. Hem doğudan manevi anlamda manevi bereketlenirsin hem de fiziki anlamda da. Evet. Yani fiziki anlamda da çok güzel konumlar güzel yani. Evet. Bir beyit daha okuyacağım. Çaresiz okuyacağım. Tamam çünkü hocam. O benim hadi hocam. Kaldı yani benim ya bitmedi zaten o siz yarım yok, bıraktınız. Bitmedi hep biteceği yok. Bu kısa zamanda 5 dakika içerisinde toparlayamayız ama. Ama yorumlayarak gidiyoruz ya hocam. Yani Fuzuli olması yani bir şairin, bir sanatkarın elinden çıkmış olması manzumenin önemli. Fuzuli Bağdat çevresinin şairidir. Yani Bağdat, Kerbela ve Necef bölgesinin şairidir. Burası bir hüzün beldesidir. Hüzün ortamıdır. Yani şehitlerin, şehadetlerin mekanıdır, menzilidir, diyarıdır. Dolayısıyla Fuzuli de bu doğmuş olduğu bölgenin, yaşamış olduğu toprağın etkisiyle hüzün şairidir. Hüznü iyi dile getiren, yani sevgide bile hüzünlü bir sevgiyi, aşkta bile hüzünle beraber aşkı dile getiren usta şairlerimizdendir. Bu biraz önce bahsettiğimiz ve okumaya başladığımız manzumenin güzel bir beyti var. Bütün beyitleri güzel de,
şöyle diyor Fuzuli, yok bende bir amel sana şayeste. Ya. Bende sana şayeste bir amel yok. Amel yok yani. Amalime göre verirse adlin ceza bana, vah bana. Eyvah eyvah. Yani bana adaletin değil rahmetin tecelli etsin. Çünkü eğer adaletinle bana karşılığını verecek olursan... Amelim yok, sana karşılık sana verecek. Sana uygun, sana yaraşır bir amel yok. Evet. Bunu niye bu akşam bu konuyu açtık? Bu şiirden bahsettik. Bu bir münacattır. Bütün beyitleri, yani bütün Fuzuli'nin dile getirdikleri aslında bizim aklımızdan geçenlerdir. Dilimizin hemen altında olanlardır. Buna benzer münacat şiirleri şüphesiz bizim edebiyatımızda, klasik edebiyatımızda hocam ama hiç de eskimiyor hocam. Hiç eskimiyor. Klasik olduğu için eskimiyor. Evet. Hocam Kadir Bey hattaymış. Alo diyelim mi? Kadir Bey. Kadir Kabran, ben de bilmiyorum. Tamam, yani evet. ismi görerek söylüyorum. Haydi bakalım Kadir. Kadir Bey buyurun. Ses ver bakalım. Alo. Buyurun, buyurun. Selamünaleyküm Mesut Hocam. Kadir Kabran. Buyurun. Dağ Derden. Aa, bizim Kadir abi. Dağ Derden Kadir abi. Tamam. Kadir abi. Evet. Tanıdım. Ya o zaman Aslan sen... Aslan hocama sana selamlar. Kadir Hoca, Kadir abi. Murat Hocam da var burada. Efendim, Kadir abi. Yani sen şimdi Adnan Hoca'yı görünce telefona sarıldın. Kadir abi çok değerli. Yok, seni de özledim Mesut Hocam. Evet. Peki, sağ ol. Aslan Hoca'nın seyde. Kadir abi. Aslan Hoca... Efendim hocam. Bak buyurun. Burada Murat Hocam var. İlahiyat öğretmenlerimizden evet. Gerçekten. Evet. Onlar hepimizle beraber. Murat Hocam'a da tebrik ederim. Hazır olsun. Gelecek belki hocam. Acele ettiriyorsunuz ya. Sırayla geliyor. Murat Hocam'a tebrik ederim. Duaya ey Ramazanlar. Hepinizin Ramazan'ı kurtarım. Kadir geceniz içimizden. Amin. Hocam. İnşallah. Hocam Aslan Hocam'ın bir parça istiyoruz. Zaman doldu herhalde zannedersin. Yani zamanımız biraz kısıtlandı gibi. Evet. Son 5 dakikaya girdik. Parça ne ya? Ya Kur'an-ı Kerim ya Aşk-ı yani Şerif. Parça derken... Kur'an-ı Kerim de olur. İlahi demek istiyor herhalde hocam. Parçayı Mesut evet. Bey'den isteyeceksin. Yani parçalar... Evet. Bende de parça yok ya. Eser var da. evet. Hocam da Kur'an tilaveti var diyor. Murat evet. Hocam diyor ki... Şimdi evet. Hocalığı olduğu için bir düzeltme yapmak zorunda. Yani evet. Parça evet. Anlamında evet. Demek istedi. Evet. Evet. Eyvallah. Evet. Sen de biliyorum ne demek istediğini anladık zaten. Evet. Evet. Sağ ol Kadir abicim. Sağ ol şimdi... Mesut Hocam, Aslan Hocam, Murat Hocam. Eyvallah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Şimdi. Bir başka programda tekrar görüşürüz. Sağ ol. İsteğinizi alırız. Okumaya çalışırız inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Dağ Derden. Değil mi? Evet. Ben hatırladım şimdi Kadir evet, abi. Aynı. Sesinden hatırlıyorum ama. Yani. Dağ Derden iyi hizmetler ediyor yani. Evet. Her tarafa koşar yani. Hiç emeğine... Şey yapmaz, en son Cumhuriyet Caddesi'nin bırakmaz. Oradaki yerdeydi herhalde. Orada evet. Değil mi? Şu pandemiden dolayı pandemi ayrıldı zaten dersen, hepimizi evet. Allak bullak evet. Etti. Evet. Dolayısıyla inşallah sağlık sıhhat afiyet i̇nşallah. İçerisinde bundan sonraki günlerimizi Cenab-ı Hak böyle i̇nşallah. Tamamlamayı nasip etsin. İnşallah. Hocam tabii ki siz son günler olduğu için Fuzuli'den gerçekten çok önemli beyitler. Belki üzerinde size zaman versek bir programa sığmaz bunları budur. Anlatmanız. Yani anlaşılacak şey de bellidir. Hepimiz anladık zaten. Söylenecek şey de bellidir. Evet. Ancak işte bu dua dediğimiz şey önemli bir husustur. Dua aslında kulun Cenab-ı Hak'la diyaloğudur. Yani Cenab-ı Hak bizlere Kur'an'la konuşur, Cenab-ı Hak bizlere Kur'an'la hitap eder, biz Cenab-ı Hak'la dua vasıtasıyla konuşuruz. Evet. Yani aramızda Cenab-ı Hak'la, yaratıcıyla, Rabbimizle aramızda böyle bir yakınlaşma olur dua esnasında. Ve yine dua ne zaman yapılır? Dua... Her zaman yapılır. Yani insanın, kulun, müminin başı sıkıştığı zaman da dua eder. Rabbine niyazda bulunur. Talepleri olur. Bu dünyalık da olabilir. Ya da iyi bir fırsat, iyi bir gün, müjdeli bir haber
bir başarı elde ettiği zaman da yine Cenab-ı Hakk'a yönelir, Rabbine yönelir. Bu sefer lütfundan dolayı, şükründen dolayı Cenab-ı Hakk'a dua eder. Yani duanın vakti aşağı yukarı budur. Dua bir zikirdir, dua bir ibadettir, ibadetlerin özüdür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurur. Dua ibadettir. İbadetlerin özüdür. Yani evet. Hulasasıdır. Dolayısıyla vakti var mıdır? Mübarek vakitler vardır tabii. Yani kandil geceleri, mübarek geceler, duanın kabul olduğu, kabul olmasının muhtemel olduğu ya da kabul olacağının müjdelendiği vakitlerdir. Kandili geceleri böyle, cuma günü böyle, cuma namazından önce, iç ezan esnasında insanın kalbinden ya da ellerini açarak dua ettiği vakitler müstesna olur. Şu an iftar vakti, tam saati. İftar vakti öyle ve iftardan önce, değil mi hocam? Evet, aynen. İmsaktan sonra. Yani temcitten sonra yapılan dualar müstecap olması muhtemel olan olduğu dualardır. Bildirilen dualardır. Evet hocam, biz de gelen misafirlerimize. Senin programından başka da bu hediye, şey yok, hediye yok, usulü yok. Yani ama ben, sizi bunu sen, en takdir edenlerden birisisiniz. Yani biz, sizin de bana takdim etmiş olduğunuz tesbih hala evimde duruyor. Sen misafirlerine değer veriyorsun. Eyvallah. Çam sakızı çam aralar. Onları bir diş kirasıyla diş gönderiyorsun. Kirası. Piramit eşarplarından yok. Çok evet. Güzel biz de, ipek eşarp. Evet. Buraya teşekkür senin için ederiz. Geldik. Biliyorum yani, ben ondan... Herhangi bir hediye umuduyla ya da bir armağan bir kesinlikle hocam, o konuda yani mutabıkız. Evet. Ben de sizin bu güzel nezaketinizden ve kabul etmenizden dolayı sohbet ortamını ufak bir dediğimiz gibi hediyele... Evet. Sizi herkese teşekkür ederiz. Yani çok teşekkürler hocam. Bizi ağırlayan ağzınıza sağlık. Line TV'ye, rejideki ekibe, arkadaşlarımıza, burada musiki icra eden arkadaşlarımıza, kamerada yöneten arkadaşlarımıza, yani kameraman arkadaşlarımıza, siz programı yapana, yönetene, eyvallah. Hepsine can yani, yürekten teşekkür ediyoruz. Bizlere sana. Özellikle bir Kur'an ziyafeti icra eden Adnan hocamıza da hocam. Teşekkür ederiz. Bunları sağ olun. Duanızı beklediğimiz için duaya eyvallah, vesile duan, olsun bu, diye. Bu vesileyle tabii bütün hastalarımıza özellikle Sadık abimiz, bizim şair evet. abimize de ve Orhan Diker hocamıza da şifalar evet. diliyoruz. İnşallah. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İnşallah. Adnan hocam. Biz de teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederim. Hocam, en yakın zamanda Çekirge'de o güzel camide i̇nşallah. Ve çay bahçesinde i̇nşallah, buluşmak üzere. İnşallah. İnşallah. Değil mi Murat hocam? Bayramdan sonra bizim fakülteye de gel. İnşallah. Hatta bayram, aç gel ya. Eyvallah. Bayramdan sonra hocama da fakülteye gidebiliriz yani. İnşallah, inşallah ziyaret ederiz hocam. İnşallah. Efendim kıymetli dostlarımız, kıymetli izleyicilerimiz bir programın daha sonuna geldik. İnşallah Rabbim lütfederse yarın akşam tekrar farklı misafirlerimiz, konuklarımız ile huzurlarınızda olmayı biz murat ediyoruz. Arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Bu vesileyle sevgiyle kalın. Allah kabul etsin. Hoşça kalın.